Herkese yeniden merhaba. Bu videoda limit yayınları YKS Biyoloji Soru Bankası'nın 237 ve 238. sayfalarında yer alan boşaltım sistemi konulu birinci testini çözeceğiz. Başlayalım. 1. Aşağıdaki organlardan hangisi karşısında verilen maddenin atılmasında görev almaz? A. Akciğer su görev alır. Akciğer normalde karbondioksit atılmasında görev yapan bir organdır. Ama çok az miktarda da olsa su buharı atabilir. Hatta bunu anlayabilirsiniz. Nasıl anlayacağız derseniz soğuk havalarda cama işte üflediğiniz zaman bir buharlanma oluyor. Ya da birazcık da olsa nefesinizin nemli olduğunu fark edebilirsiniz. Bu yüzden su buharı atabiliyor. B. Deri, tuz. Bu da doğrudur. Deri ne atar dersek su atar mineral atar. Çok 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 az bir miktarda da olsa azotlu boşaltım atığı da atabilir. Tuz da zaten bir mineral olarak kabul edebileceğimiz için B de değil cevap. C deri azotlu atık. Bu da doğrudur. Çok az bir miktarda azotlu atık atılabiliyor deriyle. D böbrek tuz. Böbrek ne atacaktır? Su atacaktır, mineral atacaktır, tuz da dahil buna. Bunun dışında asıl görevi olan azotlu boşaltım atığını atacaktır. O yüzden bu da gitti. Cevabımız E oldu. Akciğer üre bu mümkün değildir. Akciğer hiçbir şekilde azotlu boşaltım atığı atamaz. 2. İnsanda vücut hücrelerinin metabolizması sonucunda oluşan amonyağın üreye dönüştürülüp vücuttan atılması sürecinde organlarından hangileri doğrudan görev alır? Bağırsakların bununla alakası yoktur. Yani amonyağın üreye çevrilmesi ve ürenin de dışarı atılmasında bir görevi bulunmuyor. Karaciğerin görevi şu dönüşüm olayında vardır. Bu dönüşüme de biz ornitin devri diyoruz. Adı bu. Böbrek, böbrekler dönüşümünde değil ama dışarı atılmasında görev yapacaktır. Bu yüzden vardır. Akciğerin ise böyle bir görevi yoktur. Çünkü azotlu boşaltım atığı atmıyor. Aynı şekilde bağırsaklarda atmıyor. Bu yüzden cevabımız A. 3. Böbrekte süzülme ve geri emilimin olduğu yapılara nefron denir. Bir nefronun yapısında bulunan aşağıdaki yapılardan hangisinde suyun geri emilimi olmaz? Nefronun yapısındaki yerlere bakacak olursak distal kanal, Henle'nin inen kolu, proksimal kanal ve idrar toplama kanalı. Bu kanalların hepsinde suyun bir şekilde geri emilimi vardır. Ancak Henle'nin çıkan kolu dediğimiz yani şöyle oluyor. Şurayı glomerulus, şurayı da Bowman kapsülü gibi düşünecek olursak Şurası proksimal tüp, şurası Henle kulbu, şurası da distal tüp. Daha sonra buradan da idrar toplama kanalı başlıyor. Şuradaki şu Henle'nin yukarı doğru çıkan şu kolu suya karşı geçirgen değil. Bu yüzden suyun oradan hiçbir şekilde geri emilimi de yapılamamış olmakta. Dördüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi insanın kan plazmasında olduğu halde Bowman kapsülüne geçen sıvıda bulunmaz. Şimdi şu kısım burası. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne bir madde geçiyor. Bir süzüntü diyoruz buna. Bir süzüntü geçiyor. Bu süzüntü doku sıvısına benziyor. Ya da kan plazmasına benziyor diyebiliyoruz. Ama farkı şudur. Buraya geçen maddeler içerisinde kan proteinleri bulunmuyor. Bir de kan hücreleri bulunmuyor. Dolayısıyla hangisi bulunmaz derse cevabın bu ikisinden biri olması lazım ve cevabımız da bu yüzden D'dir. 5'teyiz. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insanın boşaltım sistemine ait olan bazı kısımlar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılan kısımlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 4 numaralı kısım. Neresi burası? Şura. Buraya biz mesane ya da idrar kesesi diyoruz. 4 numaralı kısımda kan hücreleri bulunmaz. Doğrudur. Tabii ki ne durumunu sağlıklı bir insanı düşünüyoruz. Mesanenin iç tarafı idrarla doludur ve burada kan hücreleri bulunamaz. Sağlıklı bir insanın idrarında kan hücresi bulunmaması gerekiyor. Bu yüzden bu doğru. B. 2 numaralı. 2 numara nereye? Şurası. Şimdi burada iki numaranın yanında yukarı doğru bir ok gösterilmiş. Bu da kanı götürdüğünü gösterir. O zaman burası böbrek toplar damarıdır. Diyor ki iki numaralı damarda üre bulunmaz. Cevabımız çıktı. Yanlıştır. Bu genelde çok karıştırılır. Şimdi böbreğe geliş yapan damar şu bir numarayla gösterilen böbrek. Atar damarıdır. Bu böbrek atar damarı içerisinde bol miktarda üre vardır. Bu üre böbreğin yapısında bulunan nefronlar tarafından alınıyor ve idrar haline getirilip dışarı atılıyor. Ancak böbrek atar damarının içindeki ürenin tamamı alınmıyor. Yani kandaki üre sıfırlanmıyor. Yarısı ancak alınıyor. Geri kalan yarısı böbrek toplar damarıyla böbreği terk ediyor. Bu yüzden böbrek toplar damarı içinde de mutlaka üre bulunmak zorundadır. Cevabımız B. Diğer 3 şıkkı da açıklayalım. C. 1 numaralı damar. Bir numaralı damarın böbrek atar damarı olduğunu söylemiştim. Nereden anlıyoruz? Şu gelen kan anlamında gösterilmiş okla. 1 numaralı damardaki glikoz miktarı 2 numaralı damardan daha fazladır. Şimdi böbrek atar damarı böbreğe temizlenmiş kan getiren ve de besin getiren bir damardır. Dolayısıyla ne yapacak? Böbreğin hücreleri bu glikozları kullanacak. Aynı şekilde oksijeni de kullanacak. Ve daha sonra atık maddelerinde ne yapacak? Böbrek toplar damarına bırakacak. Bu yüzden kan içinde bulunan glikozun bir kısmı böbrekteki hücreler tarafından solunum için kullanılacağından dolayı glikoz miktarı azalacaktır. Bu yüzden böbrek toplar damarının glikoz miktarı daha az olacaktır. C gitti. D 3 numaralı kısım. Burası böbreği idrar kesesine bağlıyor. O zaman biz buraya üreter diyoruz. 3 numaralı kısım idrarı mesaneye taşıyan üreterdir. Doğru. E 5 numaralı kısım. Burası da üretra. Yani idrarın dışarı atıldığı yerdir. Buranın şöyle bir önemi var. Bunu unutmayın. Dişi bireylerde yani kadınlarda üretra tek başınadır. Hiçbir şekilde dişi üreme sistemiyle bağlantı kurmaz. Ancak erkek bireylerde üretra erkek üreme sistemiyle bağlantılıdır. Aynı kanaldan yani üretradan hem idrar hem sperm dışarı atılır. E 5 numaralı kısımda bulunan sıvının içeri idrarla aynıdır. Tabii ki doğru sonuçta buradaki idrarı ne yapıyor dışarı atıyor. 6. Bir insanda oluşturulan idrarın miktarı üzerinde faktörlerinden hangileri etkilidir? 1. Kan basıncı etkilidir. Kan basıncının artım azalması kan içindeki maddelerin nefronlara geçme miktarını değiştiriyor. Mesela kan basıncı arttığı zaman süzüntü daha fazla oluyor. Kan basıncı azaldığında süzüntü daha az olmuş oluyor. 2- Hormonlar bu da etkilidir. Sonuçta böbrek idrarı düzenleyen bir hormondur. Ancak birçok hormon bu düzenlemeyi kontrol edebiliyor. Bu hormonlara örnek verecek olursak ADH hormonu, aldosteron hormonu, paratiroid hormonu gibi. 3. İçilen su miktarı tabii ki etkilidir. Eğer o gün çok fazla su içmişseniz, idrarınız daha sulu olacaktır. Daha fazla idrarı çıkacaksınız. Ama eğer az su içmişseniz, vücut su dengesini korumak için suyu çok fazla dışarı atmak istemeyecektir. 4. Çevre sıcaklığı etkilidir. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama soğuk havalarda daha çok tuvalete gideriz. İşte bu soğukluktan dolayı yani bir çevre sıcaklığının değişmesi de gene idrar miktarını etkileyecektir. Ve cevabımız da E'dir. 7. Sağlıklı bir insanda boşaltım sisteminin bazı kısımları aşağıdaki şekilde numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılan kısımlardan hangilerinde geri emilim olur? Geri emilimin yapılabildiği tek yer böbrektir. O da böbrekteki nefronlardır. O yüzden cevabımız yalnız bir olmak zorunda. Şu üç bölge idrarın değil geri emilim idrarın bileşiminde hiçbir değişiklik yapamayacaktır. Bir de genellikle idrar toplama kanalıyla şu üreter. İdrar kanalı diğer ismi karıştırılır. İdrar toplama kanalı nefronların üretmiş olduğu idrarı biriktirip şu böbreğin havuzcuğuna getiren kanaldır. İdrar kanalı ya da diğer ismiyle üreter ise gelen idrarı idrar kesesine götüren kanaldır. İsimleri benziyor asla karıştırmayın. 8. Sağlıklı bir insanın boşaltım sistemine ait olan yapılarında maddelerinden hangileri ortak olarak bulunur? Şimdi nereleri vermiş? Havuzcuk, proksimal kanal, böbrek toplar damarı ve üretra. Şimdi glikoz ortak olarak bulunamaz. Çünkü glikoz böbrek toplar damarında vardır. Proksimal kanalda da vardır. Ancak havuzcuk ile Üretra içindeki idrar gerçekten de oluşturulmuş son idrardır. Yani dışarı atılabilecek hale getirilmiş bir idrardır ve sağlıklı bir insanın idrarın içinde de glikoz bulunması beklenemez. 2. Üre hepsinde ortaktır. Bütün şu gördüğünüz 4 yerin içindeki idrar içinde de mutlaka üre bulunacaktır. Yani idrar dedim ama tabii ki böbrek toplar damar içinde idrar değil kan. 3 alüvar ortak olarak bulunamaz bu 4 bölge içerisinde. Bir tek böbrek toplar damarının içerisinde alüvar bulunabilir. Tabii ki sağlıklı bir insanı kastediyoruz. 4 tuz tuz hepsinde ortaktır. Sonuç olarak idrarın asıl idrarın yapısında bol miktarda tuz bulunacaktır. Proksimal kanal içindeki idrar tam olarak düzenlenememiş idrardır ancak içinde tuz bulunur. Böbrek toplar damarı da zaten kan içeriyor. Kan içerisinde de mutlaka tuz bulunacaktır ve cevabımız da C'dir. 9. Bir insanın kanındaki ADH miktarının artışına bağlı olarak yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi ADH dediğimiz hormon Su miktarını ayarlayan bir hormondur. Bu hormon şu işe yarıyor. ADH hormonunun artması suyun geri emilimini arttırıyor. Şöyle oluyor bu. Dolayısıyla ADH artarsa idrar miktarı azalacaktır. Neden? Daha fazla su geri emilecek. Su emildiği zaman da idrar daha az çıkartılmış olacak. Bu gitti. Yanlış çünkü. 2. İdrar yoğunluğu artar. Bu doğrudur. Suyu çok fazla geri emdiği için idrarın su miktarı azalacak. Bu da idrarın içindeki madde miktarını yükselteceği için yoğunluğu artmış olacaktır. Daha doğrusu madde miktarını değil yani yanlış anlatmak olmayayım miktarı değil. Madde yoğunluğunu arttıracaktır. 3. Kandaki su miktarı azalır. Tam tersi yanlıştır azalır değil artar olmalı. Suyu geri emeceği için kanın su miktarını arttıracaktır ve cevabımız da B'dir. 10. sorudayız. Buna göre suyun dışarı atılmasında olaylarından hangileri etkilidir? Bir insanda doğrudan su içmenin yanında alınan besinlerde bulunan su da vücudun su ihtiyacını karşılamada rol alır. Vücutta biriken fazla su çeşitli yollarla vücuttan dışarı atılabilir. Bir demiş idrar atma. Tabii ki etkisi var. İdrarın çok büyük bir kısmını su oluşturuyor çünkü. Terleme ile de bir miktar su dışarı atılabilir. Dışkılama yoluyla sanki siz atılmıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü su miktarı oldukça düşüktür. Çok katıdır zaten dışkı. Ama ne olursa olsun içine çok az bir miktarda da olsa su vardır. Soluk verme sırasında buhar halde dışarı atılıyor. Bu yüzden bunun içinde de su vardır. Ve cevabımız da E. 11. Bir insanın kanındaki tuz miktarında artış olursa durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi tuz miktarı artarsa vücut ne yapmak isteyecek? Tuzu dışarı atmak isteyecek. Şimdi 1. Aldosteron hormonunun salgısı artar. Bu yanlıştır. Çünkü aldosteron tuzun dışarı atılmasına engel olan bir hormon. Yani mümkün olduğunca vücutta tutmasını sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla da tuz zaten fazla olduğu için aldosteron salgısı artmaz. Tam tersi azalır ki dışarı atılabilsin. 2. Kanın ozmotik basıncı azalır. Şimdi madde miktarı yükseldiği için kanın ozmotik basıncı ne olacaktır? Artacaktır. Su oranı azalacak çünkü. Bu yüzden 2 de yanlıştır. 3 idrarın yoğunluğu artar. Bu doğrudur. Tuz miktarı kanda çok arttığı için idrarda çok fazla tuz bulunacaktır. Bu da idrar yoğunluğunun oldukça yükselmesine yol açacaktır ve cevabımız da C'dir. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda aynı konunun ikinci testini çözüyor olacağız. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.